XF 55'e 200, F 3.5 4.8, R LM OIS lens. Epeydir sahip olduğum ve yakaladığı karelerin büyüsüne aşık olduğum bir lens. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek olaya hoş geldiniz. Teknik kısmını hemen geçelim. 10 kümede 14 öge cam, bir asferik 2 ED. Onlardan biri de süper ED. Bu yapıyla güneş ışınlarını en aza indirip F22'de bile mor çerçevelenmeyi en aza indiren bir lens. Keskinliğine edilecek söz zaten yok. Lineer motoru sayesinde odaklama hızı ve güvenilirliği mükemmel. 55 mm'de F3.5, 200'de ise F4.8'den başlıyor ve ta 22'ye kadar gidiyor. Ve bunu da toplam 17 basamakta yapıyor. OIS'i gerçekten harika ve IBIS ile birleştiği zaman olağanüstü bir sabitleme veriyor size. Ve gerek fotoda gerek videoda da inanın yarı yolda bırakmıyor. Geniş ve güvenilir bir manuel netleme çarkı. Değişikliği ekranda görebildiğiniz rakamsız bir diyafram çarkı. Bu lensin eksilerinden bir tanesi. Ama gerek OIS'i devre dışı bırakma ve gerekse diyaframı otomatiğe alma ya da çıkartma switchlerinde artıları olarak yazıyorum. Odak değiştirme halkası fotoğraf kanadını düşünüldüğünde sertliği bir avantaj gibi duruyorsa da video kanadında çok da konforlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Video için zoom in zoom out'larda özellikle biraz daha yumuşak olmasını şahsen tercih ederdim. Ama gül ve diken. Gelelim şimdi fotoğraftaki en büyük eksisine. 200 mm odakta yaptığınız çekimlerde özellikle RAW'da çok kuvvetli bir vignetting ile karşılaşabiliyorsunuz. Hoş, bu posta düzeltemeyeceğiniz bir şey değil ama bunu da eksi hanesine yazalım lensin. Onun haricinde elbette Fuji'nin en keskin lenslerinden değil ama netliği ve müthiş bokeh özelliğiyle hakikaten büyülü kareler yakalayabiliyorsunuz. Bu lens ile dar sokak fotoğrafçılığı yaparsınız. Hatta zoom'u sayesinde kimseye çaktırmadan ve kimseyi de rahatsız etmeden yaparsınız. Manzara fotoğrafçılığı yaparsınız ve renkleri o kadar doğal yansıtıyor ki şaşırtıcı. Uzaktan harika portreler yakalarsınız. Özellikle de insanımızın poz vermeyi bilmemesini göz önünde bulundurursanız, onlara çaktırmadan en doğal karelerini yakalatır size bu lensin zoom özelliği. Ve müthiş de bir bokeye sahip, daha önce de söylemiştim zaten size. Ama ayrıca bu işi bilen bir foto modelle de 200 mm'de bir portre seansını denemenizi tavsiye ederim. Harika büyütme oranıyla uzaktan makro fotoğrafçılığı denersiniz ve yaparsınız. Üstelik sadece 500 gram ağırlığında, kapalı iken 118 mm uzunluğu ve 75 mm'lik çapıyla da bunların hepsini hiç yorulmadan yaparsınız. Bir eksisi daha, bazı zoom lenslerde yavaş yavaş kilit koymaya başladılar. Bu lenste yok. Her ne kadar odaklama çarkı sert dediysem de baş aşağı taşıdığınızda zoom'un açıldığını göreceksiniz. Uzun lafın kısası, eksileri var mı? Var. Ama artılarına isterseniz bir göz atalım. Ne demiştik? Söz uçar, görüntü kalır. Thank you.
Gelelim video kanadına. Bu bir video lensi midir? Normalde hayır, değildir. Ama itiraf edeyim ki video performansı da şapka çıkartıyor. Gene gerek lineer motoru sayesindeki sinematik netleme geçişleri, gerek zoom in ve zoom out'ta oldukça kayıpsız görüntü geçişleri ve gerekse OIS performansı el ile çekimlerinde beklemediğiniz başarıyı yakalıyor. Size şimdi göstereceğim kliplerin sanatsal bir değeri olmadığını biliyorum. Ancak hızlı zoom in ve hızlı zoom out'larda ki geçişlerde saçma sapan görüntüler çekmiş olabilirim. Ani odak değiştirmeler burada lensin değerini ve kalitesini size daha güzel görsel olarak anlatabilmek açısından yapmış olduğum klip çekimleridir. Yani sizin anlayacağınız lensi videoda oldukça zorladım. Hani baktım sizi yarı yolda bırakır mı bırakmaz mı? Gelin buna hep beraber karar verelim. Gelelim sonuca. Aklınızı okur gibiyim. 70-300 ile fark nedir? bu da isterseniz başka bir içeriğin konusu olsun sevgili dostlar. Fiyat performansla ve yapabildikleriyle size verdiği 55 ile 200 arasındaki geniş odak açısıyla bu lensi %100 tavsiye ederim. Evet, süper keskin kareler yok ama netlikten hiç ödün vermeyen bokeh ve büyülü ortamı yaratma konusunda size verdiği müthiş zevkten ödün vermeyen bir lensle karşı karşıyasınız. Ama karar sizin elbet. Sevgili dostlar, bu içerik sizlere değer kattığını düşünüyorsanız ve hak ettiğini düşünüyorsanız lütfen beğenme butonuna basmayı ihmal etmeyin. Ve hala abone değilseniz lütfen abone olun ki fotoğraf çekmek kolay ailesini hep beraber büyütelim ve bu içerikleri daha geniş kitlelere ulaştıralım. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdilik huzurla kalın, sağlıkla kalın ve de hoşça kalın. Ben Erdinç Omağaç, fotoğraf çekmek kolay, bugünlük bu kadar.